Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size minik Aris'in hikayesini anlatmak istiyorum. Eylül sonu Ekim ayı başında bahçemize gelmişti. Bakın çok tatlı. Beş kardeşi daha var. Gözü çok iltihaplanmıştı. Bana da hiç yaklaşmıyorlardı hiçbirisi. Gözünü böyle iltihaplı kapalı gördüm. Çok üzüldüm. Arkadaşıma söyledim, sağ olsun arkadaşım geldi, Aris'i yakaladı. Çünkü ben dokunamıyorum, yakalayamıyorum. Kedilerden çok korkardım. Yeni yeni ben kedi korkumu yendim. Kedi korkumu yenmeme de rahmetli kedim Tütün yardım etmişti. Tütün sayesinde kedileri tanıdım. Tütün harika bir kediydi gerçekten. Onu çok özlüyorum. Onun yerini henüz hiç kimse tutmuyor ama bunların da hepsinin yeri farklı. Arkadaşım Aris'i yakaladı. Aris önce çok korktu, çok kaçtı ama sonra yakalandıktan sonra halinden çok memnundu. Ablası onun gözüne pansuman yaptı, kulaklarını temizledi. Bakar mısınız? Çok sevdi o da ablayı. Onun kucağından gitmek istemiyor. Böyle 3-4 saat yanımızda tuttuk. Gözüne hem pansuman yapıp hem damla koyduk. Gözü oldukça toparlandı. Şöyle görüyorsunuz, göz gerçekten çok iltihaplanmıştı. Sonra Aris'i bahçeye annesiyle kardeşlerinin yanına tekrar bırakmak istedik. Bakar mısınız, ablanın kucağında çok küçük, bir karış bile yok, ufacık. Çok da sevimli. Biz onun gözüne pansuman yapıp bıraktıktan sonra gözü şu durumda ve daha sonra yakalayamadık biz onu. Şimdi kardeşleriyle ve annesiyle yemek yiyor bahçede. Bakın Aris bu. Kardeşleri de çok tatlı ama hiçbirisine dokunamıyoruz. Sokağımızın bütün kedilerine kapımız açık. Hepsine yemek veriyoruz. Şimdi Aris'e bakın. Aris geliyor. Minik Aris. Kardeşleri de oradan tabaktan yemek yiyorlar. O kadar tatlı ki ama çok kardeşlerine çok sokulamıyor. Onu istemiyorlar gibi. Özellikle biz Aris'e dokunduktan sonra onu böyle bir dışladılar. Annesi de kardeşleri de. Biz dokunduğumuz için sanırım. O da beni çok üzdü. Onlarla iletişimini bozmuş olduk. Aris'e bakın nasıl çaresiz. Yine Aris annesiyle ve kardeşleriyle kulübelerinin önünde yemek yiyorlar. Kardeşleri de çok güzel. Kediler gerçekten çok güzel varlıklar. Kedilerin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ben kedilerden o kadar korkardım ki. Aris yine bakın. Gece gündüz onlara her zaman yemek veriyoruz. Su, yemek ve yatacak yerleri var bahçemizde. Yine Aris'in annesi yatmış. Bebeklerini emziriyor. Aris'e bakın, aradan girmeye çalışıyor. Hepsi birbirinden güzel. Ben kedilerden gerçekten çok korkardım. Zannederdim ki kedi beni yiyecek. Sonra Aris'in annesi beş kardeşini taşıdı. Aris'i bıraktı gitti bahçede. Aris bir hafta bahçede yalnız kaldı. Çok korktu. Hemen arkadaşıma haber verdim. Sağ olsun geldi, Aris'i yakaladı. Artık Aris'i eve almaya karar verdim. Çünkü biz ona dokunduğumuz için annesi onu götürmedi diye düşündüm. Bakar mısınız, Aris şimdi artık evde. 3 gün hiç gözünü açmadan böyle uyudu. Evde ilk tuvaletini yapışı kum koydum ve çok çabuk öğrendi tuvaletini yapmayı. Bakar mısınız nasıl yapıyor, nasıl örtüyor? Beni kendisine hayran bırakıyor gerçekten. Duman tabii ki çok kıskandı. Çok patiledi. Aris'i çok dövdü Duman. Ama artık Duman da alıştı. Aris yaklaşık 2 ay oldu evimize geleli. Evimizin neşesi oldu. Şöyle görüyorsunuz. Duman'la ilk zamanlar çok az karşılaştırıyordum. Her karşılaştırdığımda da zaten Duman ona yapmadığını bırakmıyordu. Aris böyle bir küçük poşetle top oynamayı çok seviyor. O kadar seviyor ki top oynamayı. Saatlerce oynuyor böyle. Gecenin bir yarısı herkes uyuyor. Aris top oynuyor. Ben de onu izliyorum. Şöyle görüyorsunuz. Nasıl sevimli, anlatamam size. Pamuk gibi adeta. Zannederdim ki kediler beni yiyecek.
O kadar korkardım kedilerden. Meğer kediler ne kadar masum, ne kadar güzel varlıklarmış. Keşke daha önce tanısaydım kedilerin dünyasını. Allah herkese nasip etsin bu sevgiyi. Bu çok farklı bir şey gerçekten. Tütünü anlayamamış ve ona iyi bakamamış olmanın acısını hala yaşıyorum yüreğimde. Eğer siz de bir kediyi almak isterseniz eve hiç tereddüt etmeyin. Size o kadar çabuk uyum sağlıyorlar ki anlatamam. Harika varlıklar. Aris'in son halleri. Aris oldukça büyüdü. Çok da evde mutlu, huzurlu. Sizlere de sağlık, mutluluk, huzur olsun. Hoşça kalın.